Erhan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizlerdeyiz Erhan Bey. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu keyifli röportaja öncelikle sizleri tanıyarak başlamak isteyeceğim ben. Tabii ki. Erhan Bey kimdir? Bu sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Efendim ben 1989 İnegöl doğumluyum. Erhan Emek ismim, ziraat mühendisiyim. Evet. İnegöl'de Emekler Tarım Ürünleri olarak bir aile şirketiyiz. Abim ve kardeşimle birlikte babamızdan devralmış olduğumuz bu işi sürdürüyoruz. Buradan da abiye de, öncelikle babaya tabii ki de, tabii. Babaya abiye selamlarımızı, saygılarımızı çok değerli gönderelim. Abim ve kardeşime. Hepsine, kardeşiniz de var bu arada, doğru. Ve babama selamlar. Evet, üstad baba sanırım tabii ki, bu tabii konuda ne güzel. Kesinlikle. Siz de onun yolunda ilerliyorsunuz kesinlikle diyebiliriz. Şimdi Emekler Tarım'dan biraz bahsetmek istiyorum. Kuruluş tarihinden başlayıp verilen hizmetlere kadar. Buyurun. Emekler Tarım Ürünleri 2018 yılında kurumsal olarak Limited Şirket adı altında başladık. Daha öncesinde babamızdan beri çiftçilikle uğraşıyoruz. Biz ana olarak, ana işimiz, ana faaliyetimiz olarak İnegöl ve Yenişehir bölgelerinde yazlık patates ve soğan üretimi ve pazarlama işiyle uğraşıyoruz. İki ürün mü var sadece? Patates ve soğana ek olarak kışın da soğuk hava depolarımızda lezzetiyle bilinen mor soğan, gümüş soğan ve arpacık soğanları soğuk havamızda depolayarak, bunları paketleyerek, paketleme ile birlikte satışını sağlıyoruz. Üretim yapıyorsunuz aslında. Tabii ki. Yani tabii ki. Üretim ve pazarlama işimiz. Üretim ve pazarlama. Çünkü üretim çok önemli. Yani ülkemiz için çok önemli. Üretim demek ekonomiyi canlandırmak demek. Üretim demek istihdam demek. Kesinlikle. Bunlar çok önemli yani. Kesinlikle. Peki hizmet sektörü zor da bir iş bu. Yapılabilecek bir hata çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu başarınızın sırrı ne peki? Yani hizmet verirken burada nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle işimizi çok seviyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Ve şirket vizyonumuz disiplin ve kaliteli ürün üretmek. Bununla birlikte müşterilerimize hizmeti sağlıyoruz. Yani aslında önce hizmet diyorsunuz. Kesinlikle. Sonra ticaret. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Önce başarı. Evet. Önce başarı. İşte sevmediğiniz ve inanmadığınız bir işte zaten hani başarı da göstermek. Hani imkansız bir yerde tıkanır yani mutlaka. Kesinlikle öyle. Yani bunu söyleyebiliriz. Peki personel kadronuz burada. Yani kaç kişilik bir personel kadronuz var? Ekip olmadan da bu iş çok zor. Şimdi şöyle, biz şirket olarak işlerimizi departmanlara ayırmış bulunmaktayız. Benim, abim ve kardeşimin farklı departmanlarda yöneticilik rolümüz var. Uzman kadromuzla birlikte yaklaşık olarak 5-6 kişi bizde, 6 kişi daimi kadromuz var. Yaz döneminde, hasat döneminde yaklaşık olarak 300 kişiye varan mevsimlik işçilerle birlikte hasatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii çalıştığımız alan 1100 dekarı buluyor. Bu alanda çok teşekkür ederim onlara da. Emekçilere yani, değil mi? Yani emekçilere, çalışanlarımıza. Hepsi. Onlarla birlikte ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Ne kadar güzel. Yani bence çok güzel bir noktaya değindiniz. Çok ince çizgiye değindiniz aslında. Yani kesinlikle emekçilere verdiğiniz değerden için tebrik ediyorum ben bir işletmeci olarak size öncelikle. Babanızın bıraktığı en büyük miraslar bunlar sanırım, bakış açıları. Tabii ki, kesinlikle öyle. Yani bizde çalışan kadromuz yaklaşık olarak 20 yıldan beri aynı insanlarla burada çalışmanın zevkini yaşıyoruz her yıl. Mutlu oluyorsunuz tabii. Kesinlikle. Çünkü ekmek paylaşılıyor burada. Kesinlikle öyle. İstihdam sayınız çok yüksek oluyor. 200-300 evet kişi, çok ciddi evet rakamlar bunlar. Peki şöyle bir geriye dönüp bakın. Emekler Tarım olarak kuruluş tarihinizden itibaren hedeflediğiniz noktada mısınız? Ya da bundan sonra hedeflerde ve projelerde kısmetse neler olacak? Hedeflediğimiz noktaları bir bir gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da misyonumuz, bundan sonra bizden sonra gelecek neslin de hep birlikte güzel bir şekilde çalışıp şirketimizi daha da büyütebilmelerini arzu ediyoruz. Ne güzel, mesela siz babanızdan devralmışsınız. Evet. Sizin de iki oğlunuz var, Allah bağışlasın. Sağ olun. Belki onlar da böyle bu bayrağı devam ettirecekler, niye olmasın? Tabii ki çok isteriz. Oğullarım ve yeğenlerimle birlikte evet, yeğenlerimiz de var. Bu işleri yapmalarını isteriz tabii ki. Yani. Evet, siz de oturup böyle bir çay kahve içersiniz değil mi? O atmosferi, nasip o tabloyu izlersiniz evet inşallah. İnşallah evet bu günleri de görürsünüz. İnşallah. Tabii ne hedef bitecek ne hayal. Kesinlikle öyle.
Zaten biterse biz de biteceğiz. Öyle. Biz bu yolda başarılar dileyelim sizlere. Teşekkür ederiz. Son bir teşekkür mesajınızı alalım mı? Buradan müşterilerinize, ekran başındaki izleyicilerimiz, Bursa'ya neler aktarmak istersiniz? Son sözler sizin, buyurun. Tabii ki sektörde, bu sektörde çalışmak kolay değil. Özverili, disiplinli, çok çalışmak gerekiyor. Çok çalışıp kaliteli ürünleri üretip ona göre müşterilerimize satışlarımızı yapıyoruz. O zaman kalitenin adresini Emekler Tarım'a davet edelim. Tabii ki. Herkesi evet. bekleriz. Hem ürünlerimizi görürler, hı-hı. böyle bir anlattıklarımızı görürler, yaşayarak tabii. görürler. Hı-hı. Hiç olmazsa bir çay kahve içerler, bir tanışmış olurlar sizinle. Herkesi bekleriz. Kapımız herkese açık. Ne güzel. Evet, bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ederim öncelikle. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok keyifliydi. Başarılarınız da her zaman için daim olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun.